Kaleci Recep Onur Kıvrak. Çok genç yaşta Trabzon'da tanıştık onunla. Ben ona göre tecrübeliydim. O gençti. O da çok sabretti. Hak ettiği değeri Trabzonspor'da bence son dönemlerde görmedi. Ama bence Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biriydi. Hilbert, Nobre Tabata, Olosko Ers içeride. Hilbert, Hilbert çevirdi. Tabata'ya geldi. Tabata vurabilir. Tabata vurdu Onur. Dönen top, karambol. Müthiş pozisyon. Sağ bek Gökhan Gönül. Bitmek bilmeyen enerjisi. Oynadığım en iyi sağ beklerden biriydi. Alex. Sağ kanat. Gökhan. Çekti topu. Şimdi orta içeriye. Kafa ve gol! İlk stoperim kim olurdu? Servet Çetin olurdu. Hırsı, azmi, bitmek bilmeyen fiyatı, o tükenmek bilmeyen enerjisi. Yani Servet'i yazardı. Servet Çetin ileride bu bölümde. Servet ince bir çalım Servet'ten. Servet Çetin top önünde kaldı. Ceza alanına girecek. Servet'ten bir çalım daha. Servet vuruyor ve gol! Kariyer golünü atıyor Servet Çetin. Diğer stoperde Lugano. Yani Lugano oynadığım en iyi stoperlerden biriydi. Belki ayak tekniği olarak çok iyi değildi ama konsantrasyon, güç, hırs. O da Servet gibi yani devamlı isteyen biriydi. Lugano yazar. Alex kapalı toparlarda Diego Lugano. Toledo. Çok iyi sol bekti. Yani oynadığım en iyi sol beklerden biri oydu. Akıllı, zeki ve bir sol bek'e göre inanılmaz pozisyona giriyordu. İnanılmaz top mu seviyordu artık yoksa o mu doğru yere alıyordu bilmiyorum. İnanılmaz pozisyona giriyordu Toledo. Tayfun'a doğru Tayfun. Boşta kalan top Süleyman Umer'e beraberlik golü geliyor. Beraberlik golü geliyor Toledo 1-1. Orta sahanın savunma görevini kime verdim? Cristian Baroni'ye verdim. Aklıyla, zekasıyla çok iyi bir orta sahaydı. Mehmet Topal'ın pası, Cristian, Mehmet Topuz, Bebok, Cristian gol! Topal'a gol! Baran'ın yanına kimi yazalım ya? Yani Mehmet Topuz'u da yazabilirim. Gerçi Mehmet Topuz Kayseri'deki oynadığı mevkisine göre Fener'de daha farklı oynuyordu. Ama Kayseri'ye dönmek söylersem Mehmet Topuz. İnanılmaz bir futbol anlayışı vardı. Hep topu dikine isteyen, dikine süren. Ama Fenerbahçe'de biraz daha defansif takılmaya başladı. Baroni ile Mehmet Topuz. Mehmet Topuz. Sert vurdu ve vurdu. Mehmet Topuz 1-1. Alex. o ikisinin önüne Alex'i koy, izle. Alex geldi, vurdu ve vurdu. Alex affettiriyor. Bülent Bölükbaşı. O futbol aklıyla mesela ben şuna inanırım. Alex ile Bülent Bölükbaşı aynı takımda oynasaydı gol katkısı, gol oranı çok fazla. Çünkü futbolu çok iyi biliyordu Bülent abi de. Nerede ne zaman pas vereceğini, nerede ne zaman asist yapacağını. Ve hırs, inanılmaz bir hırs vardı. Yani 32 yaşında transfer teklifi aldı o da. 33 yaşında yurt dışında bizim zamanımızda. Yani hırsı, enerjisi tükenmek bilmez ve bize de yansıdı o. Bülent Bölükbaşı. Bülent Bölükbaşı verdi aldı, sonra da 6. golü atıyor. Sol tarafa da Kangele'ye de yazarım çünkü çok büyük yetenekli o da. Yani Alex'le oynamadan önce oynadığım belki en iyi yabancılardan biri de Alex. Çünkü yürüyerek adam geçerdi. Yani bir defans oyuncusunu sinir edecek bütün özellikleri vardı. Kısmetsiz sakatlıklar yaşadı. İki tane ön çaprazla. Aslında o onu etkiledi. Çünkü Messi ile kıyaslanıyordu bir ara kendi ülkesinde. Messi Barcelona'ya gitti, Kangele Manchester United'a gitti. Ama tabii Manchester United'a gittikten sonra fazla duramadı. Kendi anlattı bu hikayeyi. Dayanamadım dedi, Arjantin'e geri gel. Sonra Sakarya'da gözünü açtı. Mehmet Eren. İyi paslaştı Kayseri Sporlu futbolcular. Kangele. Kaleci kalesine değil, Kangele ve gol! Kayseri Spor öne geçiyor. Santrafor Guiza'yı yazarım.
açık söyleyeyim. Guiza'yı yazarım. Eğer o Fener'deki durumlarını atlatabilseydi Türkiye'ye ismini kazırdı.